İslamofobi. Bu nedir? İslamiyet'ten korkuyorlar falan mı? Evet hocam. Hı. Ama şimdi orada bir yanlış nokta var. Bir sahabelerin yaşadığı bir İslam var. Bizim anlattığımız, bizim tarif ettiğimiz İslam anlayışı. Bu cennet, bu güzellik, bu dünyanın süsü, bütün dünyayı kucaklayan sevgi anlayışı, merhamet, dostluk anlayışı. Peki yobazların anlattığı ve yaygınca da bilinen İslam anlayışı, göya İslam, İslam'la alakası yok da, adamların korkacağı gibi değil mi? Korku diye tir tir titriyeceği gibi. Kadın düşmanlığı var. Sevgisizlik var. Her konuda hemen hemen adam öldürme var. Döverek insanları yaralama var. Genel olarak insanlara güvenmeme var. Musevilerden nefret var. Hristiyanlardan nefret var. Dinsizlerden, ateistlerden nefret var. Ama nasıl nefret? Ezme yönünde. Peki bu nedir bu? Sana ne? Allah onu Hristiyan yaratmış. Allah onu Musevi yaratmış. Allah onu ateist yaratmış. Öbürünü dinsiz yaratmış. Yani aynı şey zaten. Veya işte dine inanıyor da aynı şekilde Allah'a da inanıyor bazen. Bazen karıştırıyor. Yani Allah'a inanmıyorum diyor, dine inanıyorum diyor. Bir karışık yapı yani, bir acayip evet. Bir şey oluyor. O nasıl oluyorsa yani, Allah'a inanıyorsan zaten dine inanmak durumundasın. Dinsiz nasıl olur yani, Allah'ın insanlarla bağlantısı olmadığını iddia ediyorsun. Dine inanıyor. Din çok güzel diyor. Allah'a inanamıyorum diyor. O da ayrı bir çılgınlık, anormallik yani. Evet. Dini yaşıyor hakikaten ama sorduğunda dinsiz. Yani Allahsız. Allah'a inanmıyor. Dinin hükümlerini kabul ediyor. Hatta var öyle namaz kılıyor. Bir Mao'cu bir ünlü bir şahıs var. Allah'a inanmıyor. Net olarak söylüyor, Allah'a inanmıyorum diyor. Ama namaz kılıyorum diyor. Hiçbir namaz kaçırmam ben diyor, namazları diyor. Var resimleri var, isterseniz gösterdim. Böyle garip bir durum. Ama tabii herkese karşı, her inanca karşı şefkatli olmak lazım. Yani şefkatle yaklaşmak lazım. Kan akıtmadan, olay çıkartmadan, can yakmadan, savaşsız bir dünyayla insanları kardeşçe bir arada yaşatmak mümkün. Bu da ancak İttihat-ı İslam'la olur. İslam'ın sahabilerin yaşadığı tarzda uygulanmasıyla olur. Avrupa'nın korktuğu yobazlık. Yobazlık da yaygınca. Adamlar korkmakta haklı kendi kafalarına göre. Ya çekinmelerinde haklı. Asacağım, keseceğim diyor, seni zeliyor zaten. Hristiyanları doğrayacağım diyor. Alevileri de doğrayacağım, Bektaşları doğrayacağım diyor. Caferileri, Vahabileri doğrayacağım diyor. Doğrayacağım ne demek? Bu açık tehdit değil mi? Yani elime fırsat geçtiğinde yapacağım ben bunu diyor. Ya adam da diyor ki, senin eline fırsat geçmeden ben seni etkisiz hale getireyim o zaman diyor. Yani böyle bir rezalet ortaya çıktı. Onun için bunun anlaşılmayacak gibi bir yönü yok. Bu anormalliğe karşı hükümetler yobazlığın adını koysun. İslam hükümetleri, İslam ülkedeki işte başta olan idareciler yahut büyükler, kimler varsa, kardeşim diyecekler, biz yobazlığa karşıyız, yobazlık da şudur diyecek, açıklayacak. Biz sahabi İslam'ını, sevgi İslam'ını, gerçek İslam'ı savunuyoruz. Adı konsun, o zaman biz de o yobazafobiye tavır alırız. İslamofobi değil, yobazafobi vardır. İnşallah. Adamlar da haklı. Yobaza fobiyle ittifak halindeyiz. Hep birlikte tavır koyacağız tabii ki. Bunun ortaya konması lazım. Ama yobaza kol kanat gelersen, ya yobazın ne suçu var dersen, yalancı konumuna düşersin.
Yobaz zaten keseceğim diyor, doğrayacağım diyor. Adam inkar etmiyor, elinde kılıçla poz veriyor adam. Doğruyor, resmini çekip YouTube'a koyuyor, internete koyuyor. Bakın diyor işte, böyle yapacağım diyor. İftiharla dizmiş kafaları adam. Böyle doğrayacağım sizi diyor. Ki bak elimdeki güç şartlarda bunu yapabiliyorum diyor. Elime imkan geçirse neler yapacağımı düşünün diyor. Evet. Afrika'da cayır cayır yakıyorlardı oradaki evet. Müslümanları. Evet. Kuyun içine doldurmuşlar. Çalılarla yakıyorlar adamları ya. Adam kaçmak istiyor. Adamı o çukurun içine doğru itiyor tekmeyle. Üstüne yanan çalı atıyor. Evet. Adamın yanmasını bekliyor. Allah adına yapıyor bu. Sorduğunda takva Müslümanım işte ben diyor. Yobazlar da hırlayarak onu destekliyorlar. Bir yobaz tehlikesi var. Yani bu büyük bir beladır. Bütün İslam alemi yobazlığa karşı Mehdiyet safında yerini alması gerekiyor. Mehdiyet safında yerini almazsa yobazlığı kabul etmiş olur. O zaman haklı olmuş olan bir duruma ters bir yöntemle karşı çıkmış olursun. Adam haklı. Yani çekilmek de haklı, doğru. Anlattıkları doğru. Sen de diyeceksin ki adama, ya nereden çıkartıyorsun bunu? Niye böyle düşünüyorsun? Adam elinde kılıçla bekliyor, doğrayacağım diyor. Ne yapsın adam? Bunun düzenlenip şekle konması gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor. Gerçek İslam'ın insanlara anlatılması lazım. Ve gerçek İslam'ı savunanlar da bir araya gelmesi lazım. Bu da ancak Mehdiyet'le olur. Ve İsa Mesih'e tabi olmakta olur. İnşallah. Allah'tan İsa Mesih'i göstermesini talep etmek lazım. Mehdi'yi görmeyi, Mehdi'ye talebi olmayı Allah'tan talep etmek lazım. İnşallah.